denizden başkası azaptır. Canına canan bulunca insan tamamdır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır. Bunca şair yanılmış olabilir mi? Ey gönüllerin efendisi aşk, ya üzerime toprak gibi ıslat. Vay kaderimin ta kendisi aşk, sorgusuz sualsiz emrinde bu zat. Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Ne dediğin değil, nasıl dediğin olay. Açılır kapılar ardına kadar, kalpten gülersen kalanı detay. Gerisi kolay, ne yaparsan yap, aşk ile yap. Ne dediğin değil, nasıl dediğin olay. Açılır kapılar ardına kadar, kalpten gülersen kalanı detay. Gerisi kolay. Evet sevgili izleyiciler, bu videomu sevgili Kenan Doğulu'nun Ne Yaparsan Aşk ile Yap şarkısıyla açtım. Neden bu şarkıyla açtım? Şunun için açtım. Bu şarkıda benim özellikle dikkatimi çeken cümlelerden bir tanesi şu oldu. Diyor ki, bunca şair yanılmış olabilir mi? Bu cümle benim çok dikkatimi çekti. Ben sözlerini paylaşmak istiyorum sizin bu şarkının. Balığa denizden başkası azaptır. Canına can bulunca insan tamamdır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır. Bunca şair yanılmış olabilir mi? Ey gönüllerin efendisi aşk, yağ üzerime toprak gibi ıslat. Vay kaderimin ta kendisi aşk, sorgusuz sualsiz emrinde buzak. Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Ne dediğin değil, nasıl dediğin olay. Açılır kapılar ardına kadar, kalpten gülersen kalanı detay, gerisi kolay. Ne yaparsan aşk ile yap, ne dediğin değil, nasıl dediğin olay. Açılır kapılar ardına kadar, kalpten gülersen kalanı detay, gerisi kolay. Evet. Şimdi bunca şair yanılmış olabilir mi derken bunu konuşmak istiyorum. Şairler biliyorsunuz duygularını dizelere döken duygu insanlarıdır, duygu adamlarıdır, duygu kadınlarıdır. Belli bir duygu sonucunda, olaylardan etkilenmeleri sonucunda bunu mısralarına yansıtan çok değerli insanlardır. Benim de şair yazar arkadaşlarım var. Onları burada sevgiyle anmak istiyorum. Başta sevgili şair yazar Bayram Kaya, sevgili şair yazar Hatice Erdoğan Kemerpınar, sevgili şair yazar Cemile Açıksöz Kambur hanımefendi, aynı zamanda şair yazar sevgili Erol Duyar arkadaşımı buradan çok gururla anmak istiyorum. Bunlar gerçekten şiirlerine duygularını iyi şekilde yansıtan insanlar, duygu kadınları ve duygu adamları. Aslında aşk insanları bunlar. Hemen bir şey söyleyeyim mesela. Hemen yazıyorlar. Bir dörtlük çıkarıyor bir cümlesinde. Ve çeşitli olaylar sonucunda yazıyorlar. Diyor ya Kenan Doğulu şarkısında. Bunca şair yanılmış olabilir mi? Bunca şair yanılmış olamaz. Çünkü şairler belli bir olayları yaşayarak bunların sonucunda duygularını harekete geçirerek yazarlar. Hatta isim vermeyeyim. Belli bir tane bir şair yazar arkadaşım. Tanıdığı birisi ona şunu söylüyormuş eşi. İşte gene kime yazıyorsun? Hangi kişi, ben kibarıyla söyleyeyim, senin duygularını harekete geçirdi, kim sana göz kırptı gibi cümleler kullanıyormuş. Yani şairler yanılmazlar, belli bir olayları ya aşık olu yazarlar ya siyasetçilere kızar yazarlar
ya birine çizer yazarlar. Ama hepsini de şöyle söyleyeyim size. Hepsini de yazarlar mı? Yani her olay sonucunda bu duygulardan etkilenip yazarlar mı? Bunu da tam olarak bilemeyiz. Bazen işin matematiğini bulup da yazabilirler. Şimdi ben bir yazar olarak konuşayım, roman yazarı olarak konuşayım. Bana diyorlar ki işte bu romandaki karakter siz misiniz, değil misiniz? Ya o karakterlerin hepsi ben olamam bir kere. Her hikayedeki de ben olamam. Bunların bir kısmı gerçek olabilir, bir kısmı nedir? Uydurma da olabilir, yani hayal ürünü de olabilir. Uydurma dediğim hayal ürünüdür. Ama bunca yazar ve bunca şair yanılmış olamaz. Kesinlikle hayatın içerisinden gelen insanlar olarak belli bir gözlem sonucunda, belli bir hayal ürünü, belli bir araştırma sonucunda duygularımızı mısralara, dizelere döken, satırlara döken insanlarız biz. Bunu ister makale olarak yazıyoruz, ister şiir olarak yazıyorlar, ister roman olarak, ister öykü olarak ya da videolar yapıp sizlerin karşınıza gelmeye devam ediyoruz. Evet, bir de şöyle söylemiş Kenan Doğulu, diyor ki, hemen size sözlerini açıyorum bir saniye izin verirseniz. Kalanı detay, gerisi kolay. Kalpten gülersen kalanı detay, gerisi kolay. Aslında Kenan Doğulu bu cümlesinde şunu anlatmaya çalışmış. Pozitif enerjiden bahsetmiş. Yani insan pozitif olursa ortaya pozitif işler çıkacağından bahsetmiş. Hatta ben size şöyle kısa bir örnek vereyim. Amerikalı bilim insanları iki tane pet şişe koyuyorlar. Birisine insan pozitif enerji yüklüyor. Diyor ki su çok güzel. Her şey çok güzel, çok güzel olacak suyla. Öbürüne de diyor ki, ya su hiç güzel değil, çok kötü. Negatif enerji yüklüyor. Bunu gerçekten bilim insanları incelemiş. Güzel, pozitif dediği suya aydınlandığını gözlemlemişler. Ama kötü, negatif dediği suyu ise karardığını gözlemlemişler. Yani pozitif enerji önemlidir. Kenan Doğulu bu cümlesinde pozitif enerjiden bahsetmiş. Kalpten gülersen kalanı detay, gerisi kolay. Ne yaparsan aşk ile yap, aşk ile yap. Aşk ile yap, ister sevgilinle yap, ister hayat arkadaşınla yap, ister eşinle yap, ister partnerinle yap, ister arkadaşınla yap, ister severek yap, isteyerek yap. Her türlü işin sevilerek yapılacağından bahsetmiş aslında Kenan Doğulu burada. Yani... Evet, sözlere geri gidiyorum. Peşinden az koşmadım ki. Yağ üzerime toprak gibi ıslat. Vay kaderimin ta kendisi aşk. Sorgusuz sualsiz emrinde bu zat. Yani diyor ki seni öyle çok seviyorum ki üzerime yağ beni toprak gibi ıslat diyor. Vay kaderimin ta kendisi aşk. Yani kaderimde seninle aşk yaşamak varmış demeye getiriyor. Aslında aşk da bir kader değil midir? Karşımıza çıkan insanlar, aşklar, ilkokul aşkları, ortaokul, 6. 7. sınıf aşkları, lise aşkları, üniversite aşkları, sivil hayattaki aşklar, kadınların da erkeklerin de karşısına bir anda çıkarlar. Bir anda da bitebilirler, devam da edebilir, geri birleşmeler olabilir, geri... küsmeler olabilir, geri bir araya gelmeler olabilir. Ama unutmayın, her insan hayatında aşkı yaşar. Kimisi içine gömerek yaşar. Kimisi bunu mısralara dökerek yaşar. Kimisi ilan ederek yaşar. Herkesin yaşama bir biçimi var. Evet, sevgili Kenan Doğulu'ya bu şarkısını yaptığından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü sözlerinde pozitif enerji var. İnsana sevgi var. Karşıdakine sevgi var. Özellikle bu mısralarında pozitif enerjiyi işlediği için de çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için.